Gidin bak inceleyin. Buradan din adamı çıkacak. Şimdi her müftünün yanında diyor bir karı koyacağız diyor. Bak bilerek söylüyorum, karı koyacağız diyorlar. Ya Ebubekir Sıddık'ın yardımcısı kadın mıydı? Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Fatih Sultan'ın, Akşemseddin'in yardımcısı kadın mıydı? Hanım kardeşlerimize ben bir şey demiyorum. Buradaki bu meseleden dolayı o kelimeyi kullandım. Ya yapma bu kadar dinimle oynama ya. Dinimi bu kadar bozma ya. Ya Akşemseddin'in yardımcısı kadın değil. Hanımlardan veli olur, evliya olur, değerli insan olabilir. Kız ise evleneceği kişiye kendini saklayacak. Evli ise o kocasına aittir. Senin karşında bu kadın oturamaz karşı karşıya. O müftü başka tarafa gittiği zaman 100 tane oradaki din görevlisi bir kadın. Hangi cümleyi kurayım ben şimdi burada? Ya Allah aşkına bu kadar mı şirazeyi kaybettin ya? Ya din bu din. Futbol maçı oynamıyoruz biz. Mimarlık, mühendislik değil burası. Din adına iş yapıyorsan dine uymuyor bu iş. Rabbim dinimi bozanları kahreylesin. Amin. Bozma bu dini ya. Yanlış yapabilirim. Sen de yapabilirsin. Hata yapabilirim. Sen de yapabilirsin. Ama din adına yanlış dini bozamazsın. Ya bir futbolun kuralı var. Dünyanın en kaliteli topçusu olsam, sahaya çıksam, ben sahada en kaliteli topçuyum diye istediğim maç kurallarına göre ben maç oynayabilir miyim? Cevap verin. Hayır. Hayır niye diyorsunuz? Oynayacağım ya. Oynayamaz mıyım? Bir maçı oynayamıyorsun da nasıl dini oynuyorsun ya? Nasıl oluyor? Nasıl? Müftünün yanında nasıl kadın oluyor? Allah kahreylesin. Amin. Neyin ıslahı? Bu dini bozmaktır. Bazı şeyler açık konuşmak lazım. Biri kendini feda edecekse hep beraber kendimizi feda edelim. Bozma dinimi arkadaş. İslam alemi şirazesini kaybetmiş. Ha şimdi daha yeni geldik Medine'den. Adamlar kendileri söylüyor. Biz diyor takıldık Amerika'nın peşine. Vahabilikle diyor İslam alemine düşman olduk. Vahabilik Amerika'nın paravan şirketidir. Şimdi ondan kurtuluyoruz diyor. Kulaklarımla duyuyorum. Ve hakikaten şimdi konuşmaları ehli sünnete yakın konuşmalar. Orası Vahabilikten kurtulmaya çalışılıyor. Burası da oryantalizme doğru, yani dini modernize etmeye doğru gidiyor. Vallahi FETÖ'nün bıraktığı yerden devam ediyor. Billahi devam ediyor. Ben size söyleyeyim. Aynı senaryo, aynı şey. Dini layık hale getirmek. Allah fırsat vermesin. Amin. Bu basit değil. Bu işin şakası yok. Musa Aleyhisselam döneminden sonraki dönemde erkekler yanlarına kadın çalıştırdılar. Vallahi o kavim helak oldu. Ya bu işin şakası yok. Kız bekar ise evleneceği kişiye ait. Evli ise kocasına aittir. Senin karşında nasıl oturur ya? Nasıl oturur? Nasıl? Vallahi billahi Hristiyanlıkta kadın erkek yan yana oturması Hristiyan İncil'de yasak. Daha da açık. Neden rahibeler tepeden tırnağa örtünüyorlar? Neden papazlarla rahibeler yan yana oturmuyorlar? Ya papazlıkta bile yok bu iş ya. Daha ne anlatayım ben? Papazlığa sığdıramadık biz bu işi. Nasıl dine sığdırıyorsun? Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin.